Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Klan Savaş Ligimiz an itibariyle sona ermiş durumda. 3 klanımızda da lig sonuçlarımıza bakacağız. Madalyaları toplayacağız ve madalyaların alımını gerçekleştireceğiz. Yani çekiç alımı yapacağız. Bunların hepsini bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İlk olarak lekesizler ana klanımızla başlıyoruz arkadaşlar sizlere kötü bir haberim var. Maalesef Şampiyon 3 liginde kalmış bulunmaktayız. Son savaşta yine kazandık arkadaşlar. Fakat rakibimiz olan Efneit Klan'ı onlar da kazandı. Hemen göstereyim. 319 yıldıza 312 yıldız olarak tamamlandı. İkinci sırada tamamladık. Ucu ucuna şampiyon 2'yi kaçırdık. İnşallah bir sonraki ligde üst lige çıkarız arkadaşlar. Skorumuz böyle. Son savaşımızda 36'yı 28 kazandık. Sezon sonuçları diyorum 417 madalya aldık kişi başına. Üstüne bir de ekstra olarak bonus dağıtımı gerçekleştireceğiz. Eğer ki şampiyon 2 ligine çıkmış olsaydık hemen bir bakalım arkadaşlar. Evet şampiyon 2 grubuna çıkmış olsaydık ve orada da birinci tamamlasaydık 466 madalya olacakmış. Onun dışında sıralamalarda bu şekilde madalya geliyormuş. İnşallah bakalım bir sonraki sezon çıkarsak tatlı olur. Şimdi sezon sonuçları dedim. Bonus vereceğiz. Toplamda 10 kişiye bonus verebiliyoruz arkadaşlar. 7 savaşın 6'sını kazandık. Sadece 1 savaşı kazandık. O da 1. sıradaki FNAF klanıydı. Bonus vermeye geçiyorum. En üstten sırayla vereceğim arkadaşlar. King Kufuk'la başlıyoruz. Ege kardeşimizin eline emeğine sağlık. Sadece bir savaşta boş geçti. Onun dışında tüm savaşlarda 3 yıldız aldı. İkinci olarak Akça, Kuzgun, Engin kardeşimiz. Ben varım dördüncü sırada. Fatih'e veriyoruz. Zehra'ya veriyoruz. Ramazan'a veriyoruz. Tonyuku, Kaan ve Hamit abimize verdik. Aha benim Kalisi'ye de gelmiş. Çok güzel. Bu şekilde bir bonus verme yaptık arkadaşlar. İlk 10 sıramıza kişi başı da 95 madalya oluyormuş. Baya güzel ha. Şampiyon liginde bonus da baya yüksek. Bonusları ver diyelim. Bonusları da vermiş olduk. Bende normalde 35 madalya bulunuyordu arkadaşlar. Şimdi toplamda gelen madalya ile birlikte 547 madalyamız oldu. Baya güzel bir sayı. Kahraman çekicimiz bulunuyor. Şimdi inşaat çekici bir tane alırım. Onun dışında laboratuvardaki eksikliklerimizi normal olarak yükseltme yapacağım. Herhangi bir çekiç oraya harcamayı düşünmüyorum. Zaten laboratuvarıma baktığınızda şu şekilde görebilirsiniz. Bebek ejderimiz kaldı. Duvar kırıcımız şu an basılıyor. Valkyrie var. Onun dışında bir şey kalmış mı? Çok güzel. Onun dışında hiçbir şeyimiz kalmamış arkadaşlar. Tahminimce şöyle yaparım diye düşünüyorum. Çekiç anlamında da elimdeki madalyaları kahraman çekici olarak değerlendireceğim. Yani normalde inşaat çekici almak çok daha mantıklı. Günden daha fazla kar ediyorsunuz. Ama ben bu hesabımla efsane liginde kasmaya devam ettiğim için kupa düşmediğim için kahramanlarımı yatıramıyorum. Kahramanları yatıramadığım için de genellikle kitap ve çekici ihtiyacım oluyor arkadaşlar. Bu anlamda genellikle kahraman çekici kullanmak en mantıklısı. Hani şimdi savunmalardan bir şey yükselttiğinizde bekleyebiliyorsunuz. Sonuçta saldırı yaparken onlara gerek yok. Köyümüzün son halini göstereyim. Bu şekilde yükseltmelerimiz var. En yakın inşaatçımız D-Bomba bir gün 15 saat sonra boşa çıkıyor. E, o başa çıktıktan sonra ne yükseltirim şöyle bir bakalım neler kalmış kahramanlarımızın seviyesi var Tuzaklar bulunmakta tuzakların dışında da inşaatçı kulübesi yükseltmelerimiz var toplar kaldı gizli tesalar var ve bomba kulesi var. Tahminimce şu bomba kulesi veya gizli tesalardan yani savunmalardan en fazla gün isteyenleri, çekiçle bir tanesini bitiririm. Sonrasında da ilk hedefim koruyucu ve kraliçeyi makslamak Sonra da kraliyet şampiyonunu maxlamak. Barbar kralı elle basabilirim. Yani elle basabilirim dedim. Kitap veya çekiç kullanmadan normal yükseltme yapıp bekleyebilirim. Efsanelikte belki bir tık zorlanırız ama yine de en mantıklısı kahramanı bu şekilde yükseltmek. Bir yandan petlerimizi de yükseltiyoruz. İlerleyen zamanlarda kahramanlar bitince petleri de kitapla çekiçle tamamlamaya devam edeceğiz. Üst klanımızda durum budur arkadaşlar. İsterseniz lekesizler 2 klanımıza geçelim. Lekesiz BG06 hesabımıza geçtik arkadaşlar. Lekesizler 2 klanımızın lig sonucunu hemen sizlere gösteriyorum. Burada 346 madalya aldık ve burada Usta 1 ligine çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Emeği geçen herkesin eline emeğine sağlık diyoruz. Şimdi madalyaları dağıtacağım. Son savaşı da 65'e 58 kazandık. Güzel bir sonuç elde ettik. Şöyle göstereyim. 562 yıldızla birinci kapattık arkadaşlar. Tüm savaşlarımızı kazandık. Bonus dağıtımını gerçekleştireceğim. Sezon sonuçları diyorum. 346 madalyamız geldi. Hemen bonus ver diyorum. Şimdi toplamda 10 kişiye bonus verebiliyoruz. Kimlere vereceğiz hemen bakalım. Fatih ile konuştuk. Fatih dedi ki benim lekesiz olan hesabıma ver demişti. O yüzden hemen bir onu seçelim. Birinci sıradaki hesabına vermiyorum arkadaşlar. İki hesabı olduğu için ana son Ömer abimize Sefa Barbar'a sıradan veriyorum arkadaşlar. Tolunay, Emre kardeşimiz, Hamit abi, sonrasında Voltron, İbo, Ottomans ve daha sonrasında da Baran'a veriyoruz. Evet bir tane daha kalmış. BG06 ya da veriyorum. Toplamda 10 kişi oldu. Bir tek birinci sıradaki Fatih'e vermedik. Onun ikinci hesabına verdik. Aslında iki hesabına da verebilirmişiz. Olsun, böyle yapalım. Bonus ver diyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bonuslarımızın dağıtımını da gerçekleştirdik. Kişi başı 85 madalya geldi. Hemen buradan çıkıyorum. Şimdi buradan bir madalyalarımızı alalım. inşaatçımız henüz boşta değil. 433 madalyamız oldu. Şimdi savaş çekici alsak mı almasak mı? Bir laboratuvarımıza bakalım arkadaşlar. Evet şifacımızı zaten 7. seviyeye yükseltmiştik. Volkri çok önemli değil. Duvar kırıcı vesaire bunların hepsi zamanla tamamlanır. Zehir büyüsü var. Onun için bir tane büyü çekici almayacağım arkadaşlar. Genellikle inşaat çekici ve kahraman çekici almayı planlıyorum. Şöyle yapalım. İnşaat çekicimizi bir alalım. 120 madalya karşılığında. Daha sonrasında kahraman çekici alalım. Burada da koruyucuyu bir an önce makslamak istiyorum. Bunları aldık. Geriye kalan 148 madalyamız var. 148 madalyamızla bir inşaat çekici daha patlatabiliriz bir hafta sonra. Veya baktım inşaatçılar bitmek bilmiyor. Hızlandırmam gerekiyor. O zaman buradan 4 tane inşaat iksiri alırım. Yani bu birazcık mantıksız olur. İnşaat iksiri almam. Çekiç daha mantıklı çünkü günler daha fazla. Ve 5 tane inşaatçım var. Hani 6 tane inşaatçımız olsa inşaat iksiri almak da mantıklı olabilir ama 5 tane olduğumuz için e, tercih etmeyeceğim gibi gözüküyor. Ganimetimiz full artı full ve kaç gündür böyle bekliyorum. Artık bir gün 6 saatimiz kalmış. Bir gün 6 saat sonra çok şükür hemen bir yükseltme yapacağız. Burada da hızlı bir şekilde ilerliyorum. Duvarlarda birazcık eksiklikler var. Hayvan barınağımızda yükseltme yaptım arkadaşlar. Hayvan barınağımızda da şu an baykuşumuz ikinci seviyeye yükseliyor. Muhtemelen gelen çekiçle hayvan barınağını makslarım ve tek boynuzlu atı da açarım diye düşünüyorum. Bir sonraki aldığım inşaat çekicini de bakalım. Bir kaya saçar yükseltmesi olabilir. Cehennem kulesi yükseltmesi olabilir. Duruma göre ilerleyeceğiz. Buradaki işlem tamamlandığına göre son klanımıza geçelim. Lekesiz güvenç hesabımızdayız. Lekesizler Lig klanında da lig atladık arkadaşlar. Burada da Kristal 2 ligine yükselmiş bulunmaktayız. Toplamda kişi başı 214 madalya geldi. Burada şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bonusları dağıtacağım. Hiç merak etmeyin. Bir skorumuzu göstereyim. Skorda birinci tamamladık. 346 yıldızımız bulunuyor. En yakın rakibimiz de 322 yıldız almış. Burada da yargı dağıttık. Maşallah 15 kişi de savaşını yapmış. 41 yıldızla son savaşı da kazandık. Burada da firemiz yok. Tüm savaşları kazandık. Sadece ana klanımızda bir tane savaş kaybettik. Onun dışında 3 klanda da maşallah sadece toplamda bir galibiyet, bir galibiyet diyorum ya. Bir tane mağlubiyetle tüm ligi tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi burada bir üst lige çıktığımız için Kristal 2'de birinci sırada bitirirsek 244 geliyor. Bakın Kristal 3'te 214'tü. 30 madalya farkı var. İnşallah Kristal 2'den de Kristal 1'e yükseliriz. Hızlı bir şekilde sonradaki hedefimiz burada da usta ve daha sonrasında da şampiyon ligine çıkabilmek. Sezon sonuçları diyorum. Bonus dağıtımına geldim. Burada toplamda arkadaşlar 9 kişiye bonus verebiliyoruz. Lekesizler 2'de 10 kişiydi. Burada 9 olmuş tüm savaşları kazanmamıza rağmen. Galiba bulunduğumuz lig, lige göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi bonus dağıtımının üstten başlıyorum. Tehanu, Musa, Osmanlı'ya versem mi vermesem mi çok aradayım. Daha çok ihtiyacı olan köy binası 13'lere vermek istiyorum. Şöyle bir verelim duruma göre bakalım ona da dönebiliriz. Fatih'in buradaki hesabı belediye binası 11 olduğu için onu geçiyorum arkadaşlar. Şimdi üst taraftakilere verdik. Çok da hani şey yapmak istemiyorum. Gamlı Baykuşa verelim. Onun da ihtiyacı olduğunu söylemişti. Şöyle aşağı iniyorum. Köy binası 12'ler, 11'ler vesaire var. Şimdi kendimize de aldık bu arada güvenç hesabına. Osmanlı'ya da veriyorum arkadaşlar. Köy binası çünkü diğerleri de 12. Sonrasında bir de SRD'ye verelim. Kaç kaldı? Murat Erdem'e de verelim. Tamamlandık. Evet Murat Erdem ile Emre arasında kaldım aslında. Murat Erdem'e veriyorum arkadaşlar böyle olsun. Diğer ligde farklı bir şekilde ayarlama yaparız. Bonus ver diyorum ve buradaki 9 kişiyi de belirleyip vermiş oluyoruz. Veremediklerimizde kusura bakmasın. Burada da 65 bonus gelmiş kişi başına arkadaşlar. Şimdi burada bir çıkış sağlayalım. Burada inşaatçımızın bir tanesi boşta. Bu çok güzel bir haber. Belediye binasında... Bir sürü çekicimiz var arkadaşlar Buradan bir harcama yapacağım Madalyalarımıza bir bakalım 496 madalyamız olmuş Çok güzel ya Şimdi inşaat çekicimizle kullanılır mı? Ya çok da kullanmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar ya Yani nasıl yapsak Okçu kulesine topa inşaat çekici harcamak istemiyorum Belediye binası 13'e geçtiğimizde bunları kullanmak daha mantıklı olur Kahraman olarak kullanabiliriz Kahramanımıza bakalım bir koruyucu 7 gün istiyor zaten e, bunlara bir tane harcayabiliriz 6 gün 12 saat barbar kralı tercih etmeyeceğim bu arada kraliçemiz 6 gün 12 saat biz koruyucu yükseltmesi yapalım bir tane şuradan bir koruyucu yükseltmesi yaptım daha sonrasında geliyorum bir tane kahraman çekici alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Son klanımızda da bonus dağıtımını, lig sonucunu ve madalya alımını gerçekleştirdik arkadaşlar. Güzel bir lig sezonu geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle klanda emeğe geçen herkese de çok teşekkür ederim. Siz değerli izleyicilerimize de teşekkür ederim. E, lig sezonu boyunca like'larınızı esirgemediniz. Hepiniz sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.